Arkadaşlar bu ifadeleri birbirinden çıkarırsanız bakın lütfen dikkat edin. Aslında bu bölüm türevi f türevi x payda eşitlersek x eksi 2 eksi fx bölü x eksi 2'nin parantez karesi. Aldım bu ifadeyi sol tarafa attım. Bir de bakın paydalar aynı olmadığı için böyle paydasını x eksi 2 ile çarptım. Şimdi bu f türev x şey fx bölü x eksi 2'nin gerçekten şu ifade türevidir. Payın türevi çarpı payda eksi payın aynısı çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesiydi. O zaman integral ve türev bir arada olduğu için bu olduğu gibi çıkacaktır. fx bölü x eksi 2 3'ten 4'e haliyle arkadaşlar bu tabii ki sıfıra eşit çünkü sol tarafa attık hepsini şöyle attım şurayı eksi yaptım böylece bu sıfıra eşit. Bu da F4 bölü 4 eksi 2, 2. Sonra eksi F3 bölü 3 eksi 2'den 1. Sıfıra eşit oldu. F4 bölü 2 demek ki F3'e eşitmiş. Buradan da F4 arkadaşlar 2 ile çarparsak her iki tarafı 2 F3 oldu. F4'ün de F3 oranı gördüğünüz gibi 2 geldi E şıkkı. Toplam formülünden yararlanalım. A açısının tanjantı için bakın şu bildiğim Birim karelerden yararlanırım. Alfa derim buraya. Sonra yine burada da arkadaşlar şuradan yararlanırım. Burası zaten 45 derece gördüğünüz gibi 3'e 3 olduğu için. Aslında A açısının tanjantı. Tanjant alfa artı 45'e eşit. Tanjant alfa kaça eşit? 3, 1, 2, 3, 4, 5. 3 bölü 5. Artı 1 bölü 1 eksi 3 bölü 5 çarpı 1. Buradan da 8 bölü 5 pay. Pi'de arkadaşlar 2 bölü 5 cevabımız 4 oldu c şıkkı. Arada toplama işareti olduğu için hemen bunu çarpmaya döndürelim. Log 2 içinde log 2 3 çarpı log 3 4 çarpı log 4 5 nokta 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 log 15 16 olacak. Ve bakın bu sayıyla e, tabanlar sadeleşiyordu birbirini götürüyordu götürüyor götürüyor. En son ne kalıyor geriye log 2 log 2 16. Log 2 16 4'tür. O zaman log 2 dışarı 2 olarak çıkar C şıkkı. Kökler sin 3A ve cos 3A'ymış. O zaman kökler çarpımına bakalım. Bakacağız derken bir baktık. K bilinmiyor. O zaman kökler toplamına gidelim. Sin 3A, cos 3A. Eksi B bölü A'dan neye eşit arkadaşlar? 1'e eşit gördüğünüz gibi. Hemen buradan her iki tarafın karesini alıyoruz. Sin kare A, kısaca yazacağım. Cos kare 3A, artı 2 çarpı sinüs 3a çarpı kosinüs 3a eşittir 1. Böylece sin kare 3a çarpı kos kare 3a ne geldi? 0 geldi. Şey 1 geldi pardon. Buradan da sinüs 3a çarpı kos 3a ne geldi? 0. Kökler çarpımı nedir? Sin 3a çarpı kos 3a. Ve kökler çarpımı c bölü a'dan nedir? k bölü 2. 0 eşit olduğuna göre k sıfırmış c şıkkı. Artan olduğu en geniş aralığa bakmak için tabii ki grafiğini çizemeyeceğimiz için böyle hani grafiğini bilmiyoruz bunun sonuçta nasıl bir şey olduğunu. O zaman türevine bakarız. Türevin pozitif işaretli olduğu yere bakacağız. Bu yüzden de türevini alıyorum. 1 bölü 2. Önce normal sanki kök x'in türevini alırmış gibi. Sonra içinin türevini unutmuyorum. Eksi 2 x artı 2. Şimdi burada artık arkadaşlar büyüktür sıfır olan yer benim için artan olduğu yer. Bir de şuna dikkat edelim. Bir köklü sayı asla negatif olamaz içerisi. 2x eksi x kare büyüktür 0 diyeceğiz. x parantezinde 2 eksi x büyüktür 0. Bu yüzden arkadaşlar şimdi denklemin kökü aslında sadece 1 gördüğünüz gibi payı 0 yapan değer 1. Payda zaten arkadaşlar sıfırdan büyük olmalı dedik. Dolayısıyla buraya baktığımızda burası 1. Ama ayrıca 0 ve 2'yi de birazdan değerlendireceğiz. Bu fonksiyonun tanımlı olması için gereken yer 0 ve 2. Ve ne ile başlayacağız? eksiyle sonra artı artı eksi. Fonksiyon şu şartlar altında arkadaşlar pozitif oluyor. Şimdi gelelim normal eşitsizliği çözmeye. Eksi 2x artı 2 zaten kökü 1 olduğu için birden büyük değerlerde negatif, birden küçük değerlerde pozitif. O zaman her ikisinin de sağlandığı yeri gördünüz mü? Burası geldi. 0, 1 açık aralığıymış D şıkkı oldu. Türevden ziyade bir eşitsizlik sorusu. Dediğim gibi neden özellikle buraya baktım arkadaşlar? Kökün içine negatif olmaması için burayı kontrol ettim. Normal artan azalanlık içinde eksi 2x artı 2'nin birden büyük değerlerinde negatif, birden küçük değerlerinde pozitif olduğunu gördüm. Bir fonksiyonun periyodu 4 demek Şimdi bu 1005 arkadaşlar aynı zamanda 4 ile bölümünden kaldığı için 1'e de eşit olacak demektir tamam mı? Çünkü dörder dörder artıyor ya bak F1, F5, işte F9 nokta 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 en son 1000 ekle 4'e bölündüğü için F1001 de yine F1 e eşit olacaktır. Biz bu yüzden limit x 1005 yerine limit x 1 yazacağız ve normal bildiğimiz artık neye dönecek arkadaşlar bu? X'e 1 verdiğimiz zaman bu arada ne oluyor? 1, eksi 2 iki artı 2'den güzel. f 1 de 1 oldu. Formül çünkü şöyleydi. FA eksi FB bölü A eksi B. F türev B idi. İşte burada da gerçekten FX eksi F1 bölü X eksi 1. Hemen bak 1 yerine F1 yazdım. Formüle döndü. Aslında benden F türev 1'i istiyormuş arkadaşlar bu. Böylece F türev X eşittir 2X eksi 2. Yaz şimdi yerine f türev 1 2 eksi 2'den cevap 0. Hem periyodik fonksiyon periyotta 4'er 4'er aynı değerleri elde ettiğimizi gördük. Hem de arkadaşlar şunun türevin limit tanımı olduğunu unutmamalıyız dedik. Şimdi şuraya x x diyelim arkadaşlar. Bakın bu kenarı buraya denk geliyor. O zaman burası da 2x olacak. Şurası da gördüğünüz gibi 8 eksi 2x olacak. Haliyle 8 eksi 2x çarpı 2x bunun alanı ax diyelim morlardan bir tanesi. Ben de gri görünmüş ama muhtemelen sizde mor görünüyordur. Şimdi türevini alacağız tabii en büyük değeri için. Bu yüzden bir dağıtıyorum. Eksi 4x kare artı 16x diyorum. Bunun türevini almamızın sebebi ne arkadaşlar? Bir fonksiyonda maksimum minimum noktalarında türev sıfırdır. Böylece o değerin apsisini bulmuş oluruz. Eksi 8x artı 16 eşittir 0. X yerine 2 yazmalıymışım. Böylece şu denklemde yerine yazarsak. 8 eksi 4, 4. 2 çarpı 2, 4. Böylece alan 16 geldi C eşit. Bu soruda arkadaşlar türev yapmaya gerek yok. Grafiğini çizebilirsiniz bakın. Şimdi kökler zaten belli. Birisi 0. Sonra diğeri 1. Burada tabi çift katlı kök olduğu için teğet olacak. Burası da 2. Peki kollar nasıl nasıl anlayacaksınız? Bakın baş kat sayı eksi x küple başlıyor. Bu yüzden burası böyle eksiye doğru gider. Ya da uyduruk 2'den büyük bir değer verirsin. 4 verirsin yine buranın negatif olduğunu görüp aşağı gittiğini görürsün. Sonra ama bir de teğet olması lazım bunun. Böyle bir yerde kırılıyor demek ki. Sonra bir de da kesmesi lazım demek ki yukarı çıkıyor bir daha aşağı iniyor gördünüz mü? Böylece arkadaşlar bunun burada iki tane yerde zirve noktası bir de tabii ki Şurada arkadaşlar 1'de dip noktası oldu. Buradan dolayı bunun yerel max'larına gelirsek 2 tane yerel max var. Birisi 0 ile 1 arasında gördüğünüz gibi öbürü de x1, 1 ile 2 arasında. Tamam 1'den büyük hakikaten gördüğünüz gibi tamam bu doğru. 2 tane yerel max var. Yerel min de hakikaten 1'de arkadaşlar bu doğrudur. Bu yanlış. Yerel mavi ve kırmızıyla gösterdiklerim zaten max ve minimum noktaları. Haliyle bu da yanlış arkadaşlar. Cevabımız 2 oldu B şıkkı. Evet şimdi burada arkadaşlar x noktasındaki herhangi bir x noktasındaki teğetine neyi mi demek? O noktadaki türev demektir. F türev x eşittir. O noktadaki apsisin ordinatına bölümü. Ordinat y. Y dediğimiz fx. Hemen sorularda arkadaşlar f'li yerleri bir arada x'li yerleri bir arada tutacaksınız. Yani f türev x çarpı f x bir arada olacak. x öbür tarafta ayrı bir yerde olacak. Bunların yan yana getirmeyin. Karşılıklı olsunlar. Şimdi her iki tarafın integralini alırsak bakın buralara böyle dx ekleyip f türev x çarpı f x dx'in integrali nedir? f kare x/2. bölü 2. Hemen kenarda sebebini anlayamayan arkadaşlar için yapalım. f x u dersek f türev x dx du olur. Buradan da integral u d u arkadaşlar u kare bölü 2 yapar haliyle f kare x bölü 2. Sağ tarafta da integralimiz x kare bölü 2 artı bir c ekleyelim. Şimdi f 2 2 kök 5 verilmiş 20 bölü 2 eşittir. Ee, burada yerine yazdığımız zaman 4 bölü 2 artı c. c 8 geldi. f kare x bölü 2 eşittir. x kare bölü 2 artı 8 oldu. Şimdi ne yapacağız? Burada gidip yerine 3 yazacağız. F kare 3 bölü 2 eşittir 9 bölü 2 artı 8 payda eşitlersek 25 bölü 2 2'ler sadeleşti. F kare 3 eşittir 25 oldu. Buradan da F2 arkadaşlar 5 veya eksi şey F3 5 veya eksi 5 olur. Şıklarda 5 var C şıkkı. Burada integral yapmamıza gerek kalmayacak. Sadece yerlerine yazalım. Burası 1 bir birim. Burası 4 birim verilmiş. Karenin bir kenarına 2 demiş. Şimdi haliyle şöyle arkadaşlar. Bakın üstte bir parabol var. Burası 2 birim olduğu için ordinat da 4 olduğu için o zaman 1 buradan 2 buradan şuraya 1 bir birim kaldı. Yine kareden dolayı 2 birim tamamı 4 olduğu için burası 1 burası 1 oldu. Şu bölgenin alanı nasıl buluyorduk hatırlayın. 1 çarpı 1 bölü 3. Ama mavi bölge bu 1 çarpı 1 bölü 3'ün 2 katıydı. 2 tane mavi bölge var bir de 2 ile çarparsak 4 bölü 3 oldu. Şu karenin alanı arkadaşlar 2 çarpı 2'den o da 4 yaptı. Toplamları 16 bölü 3 e şıkkı. B kare eksi 8 c aslında buranın deltası değil mi? Bakın b kare eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 2 c olduğu için hakikaten b kare eksi 8 c deltayı eşitmiş. Delta küçüktür 0. O zaman buranın arkadaşlar x karenin işareti negatif olduğu için böylece ne olacak Eksiyle başlayacak bu ifade ve delta küçük sıfır olduğu için kök gelmiyor Sadece buranın eksi olduğunu görmek yeterli. O zaman buraya baktığınızda x eksi m'nin parantez karesi Burası da ve hemen başlayalım m eksiyle başlayacağız eksi devam edeceğiz. Burada çift kat kök içeriği sıfır yapıyor. O zaman reel sayılar reel sayılarda. M hariç arkadaşlar ne verirsek verelim bu ifade negatif olur. C şıkkı. Önce toplam alanı bulalım sonra 2'ye böleriz arkadaşlar. İntegral x küp 0'dan 4'e 2 e, eşit parçaya bölünen bir alan. Buraya s buraya s dersek 2s'i bir bulalım. İntegral kolay x üzeri 4 bölü 4 0'dan 4'e. 4'ü yazarsam 4 üzeri 4 bölü 4 eksi 0'dan. Demek ki 2s bir 2 cinsinden yazayım. 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 2 yani 2 üzeri 6 2 smiş ee, her iki tarafı 2'ye bölersek aman 2 üzeri 3 demeyin sakın. Tabanlar aynı üstleri çıkar. 2 üzeri 5 es olur değil mi? Şimdi buna göre 2 üzeri 5 eşittir. Yerine yazarsak yine integral sıfırdan a'ya x küp dx yani x üzeri 4 bölü 4 sıfırdan a'ya. a üzeri 4 bölü 4 eşittir 2 üzeri 5. A üzeri 4, 4'ü öbür tarafa atarsak 2 üzeri 2'den 2 üzeri 7 olur. Her iki tarafı 4'e böl üstünü A eşittir 2 üzeri 7 bölü 4 cevap A şıkkı. Evet dikkatlice izleyin arkadaşlar. Burada şimdi alanı nasıl bulacağız onu bir göstermem lazım size. Şimdi alanı bulurken sonuç olarak simetrik olduğu için bakın y eksenine göre benim şu alanı bulmam yeterli. Onu 2 ile çarpacağız. Alanı bulmak için de denklem gerekiyor. Çünkü burada pratik olarak yapabileceğimiz bir şey yok e, ee, her türlü şu noktayı bulmam lazım. O noktayı nereden bulacağız? Orada arkadaşlar şunu söyleyelim. Buraya A diyelim. Burası eksi A kare eksi 4 olsun tamam mı? Haliyle bu doğrunun eğimi bakın sıfıra sıfırdan geçtiği için y2 eksi y1 eksi a kare eksi 4 eksi 0 Bölü x2 eksi x1 a eksi 0 bir doğrunun eğimidir m diyelim. Bu doğrunun eğimi arkadaşlar. Aynı zamanda bu doğrunun eğimi o noktadaki fonksiyonun türevi değil mi? F türevi x zaten eksi 2x. A noktasındaki türevine Eksi 2a. Böylece içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman artık eksi 2a kare eşittir. Eksi a kare eksi 4 oluyor. Buradan da 4 eşittir a kare. Tabii ki a 2 olacak. Yani eksi 2'de de teğet ama biz zaten birisini bulup 2 ile çarpacağız. Artık şunu söyleyebiliriz. Buranın apsisi 2 olduğu için Şöyle buranın uzunluğu 2 birim arkadaşlar. Aynı zamanda şuranın uzunluğu kaçtır? E, yerine yazarsak eksi 4 eksi 4'ten eksi 8 Demek ki buranın uzunluğu 4 birim olduğuna göre burası da arkadaşlar 4'müş. Parabolde şu pratik bilgiden nasıl buluyorduk? Alanı 4 çarpı 2 bölü 3 ama mavi kısım büyük olan kısım olduğu için 2' ile çarpmayı unutmamalıyız. Burayı çıkarmam lazım. Nereden dik üçgenin alanından, Dik üçgenin de alanı tabanı 2 ve tabanı 8. 8 çarpı 2 bölü 2. 8 eksi 16 bölü 3. Çıkardığımız zaman 8 bölü 3 oldu. Ama arkadaşlar dediğim gibi burası sadece yarısı. Diğer yarısını da 2 ile çarpıp bulursak toplamda alan 16 bölü 3 oldu arkadaşlar. E şıkkı. Biraz zorlayıcı bir soru gelmiş olabilir ama iyi bir soru.